Sonsuz Anlatılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlığın en büyük ve en iddialı bilimsel girişimlerinden birinin derinliklerine ineceğiz. Bu girişim, insanın kendini anlama yolculuğunda atılan dev bir adım olan İnsan Genom Projesi'dir. 20. yüzyılın sonlarına doğru genetik bilimi büyük bir hızla ilerliyordu. DNA'nın çift sarmal yapısı keşfedilmiş, genlerin temel işlevleri ve kalıtım mekanizmaları anlaşılmaya başlamıştı. Ancak insanın genetik kodunun tamamını çözmek, yani genomun haritasını çıkarmak, halen gizemini koruyan muazzam bir hedefti. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, insan biyolojisinin en ince ayrıntılarına erişmeyi ve hastalıkların genetik kökenlerini ortaya çıkarmayı mümkün kılacaktı. Sonsuz Anlatılar kanalı, siz değerli izleyicimizden bizler için önemli olan küçük bir isteğimiz var. Yorumlara en sevdiğiniz emojiyi bırakmanızı istiyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. İnsan Genom Projesi, 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Enerji Bakanlığı öncülüğünde resmen başlatıldı. Bu proje, sadece Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmayıp, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Almanya ve Çin gibi ülkelerin katılımıyla uluslararası bir konsorsiyum haline geldi. Amacı ise, insan genomunda bulunan yaklaşık 3 milyar baz çiftini sıraya dizmek ve insanın genetik şifresini çözmekti. Projenin başlangıcında, bilim insanları birçok teknik ve lojistik zorlukla karşılaştı. O dönemde mevcut olan DNA dizileme teknikleri, insan genomunun büyüklüğü karşısında yetersiz ve yavaştı. Bu engeller, bilim dünyasını yenilikçi çözümlere yöneltti. Otomatik DNA dizileme makineleri geliştirildi. Süreçlerin hızlanması ve doğruluğun artması sağlandı. Biyoenformatik alanında yapılan atılımlar, devasa miktardaki genetik verinin analizini mümkün kıldı. Süper bilgisayarlar ve yeni algoritmalar, bu karmaşık verileri işlemeye olanak tanıdı. Bu süreçte, bilim dünyası beklenmedik bir rekabetle karşılaştı. 1998 yılında, genetikçi Craig Venter liderliğinde kurulan Celera Genomics, insan genomunu daha hızlı ve daha düşük maliyetle dizilemeyi hedefleyen bir projeye başladı. Bu özel girişim, kamu destekli insan genom projesiyle rekabet ederek çalışmaların hızlanmasına katkı sağladı. Rekabetin getirdiği ivme, her iki tarafın da daha etkin ve hızlı çalışmasını teşvik etti. 2000 yılında, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton ve Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, İnsan Genom Projesi'nin ilk taslak diziliminin tamamlandığını tüm dünyaya duyurdular. Bu açıklama, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi. 2003 yılında ise proje, planlanan süreden 2 yıl önce başarıyla tamamlandı. İnsan genomunun tam ve yüksek doğrulukta dizilimi elde edildi. Projenin sonuçları, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. İnsan genomu, beklenenden daha az gen içeriyordu. Yaklaşık 20-25 bin gen tespit edildi. Bu sayı, daha basit organizmaların gen sayısına oldukça yakındı. Bu durum, insan biyolojisinin karmaşıklığının sadece gen sayısına bağlı olmadığını, genlerin ifade edilme biçimleri ve düzenlenmeleriyle de ilişkili olduğunu gösterdi. Ayrıca, insan genomunun büyük bir kısmı, yaklaşık olarak %98'inin, protein kodlamayan DNA'dan oluştuğu ortaya çıktı. Uzun süre çöp DNA olarak adlandırılan bu bölgelerin işlevleri gizemini koruyordu. Ancak ilerleyen araştırmalar, bu bölgelerin gen ifadesinin düzenlenmesinde ve genetik aktivitenin kontrolünde kritik rol oynadığını ortaya koydu. Sonsuz Anlatılar kanalı, siz değerli izleyicimizden bizler için önemli olan küçük bir isteğimiz var. Yorumlara en sevdiğiniz emojiyi bırakmanızı istiyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. İnsan Genom Projesi, tıp ve biyoloji alanlarında devrim niteliğinde gelişmelere zemin hazırladı. Kişiselleştirilmiş tıp kavramı ortaya çıktı. Bireylerin genetik profillerine dayanarak hastalık riskleri belirlenmeye ve tedavi planları oluşturulmaya başlandı. Genetik hastalıkların moleküler temelleri daha iyi anlaşıldı. Bu da yeni ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağladı. Kanser araştırmalarında da büyük ilerlemeler kaydedildi. Farklı kanser türlerinin genetik mutasyonları haritalandı. Hedefe yönelik tedaviler geliştirildi. Farmakogenomik alanı, ilaçların bireysel genetik yapıyla etkileşimini inceleyerek tedavi etkinliğini ve güvenliğini artırmaya katkı sağladı. Ancak tüm bu bilimsel ilerlemeler, beraberinde önemli etik, hukuki ve sosyal soruları da getirdi. Genetik gizlilik ve bireylerin genetik bilgilerinin korunması konusu, büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Genetik bilgilerin sigorta şirketleri veya işverenler tarafından kötüye kullanılması riski, genetik ayrımcılık tartışmalarını başlattı. Aynı zamanda, genlerin patentlenmesi ve mülkiyet hakları gibi konular, hukuki boyutta yoğun tartışmalara yol açtı. İnsan Genom Projesi, uluslararası işbirliğinin ve ortak hedeflerin başarının anahtarı olduğunu gösterdi. Farklı ülkelerden binlerce bilim insanı, insanlığın ortak mirasını anlamak ve geleceğe ışık tutmak için bir araya geldi. Bu işbirliği, bilimin evrensel dilinin sınırları ve engelleri aşabileceğinin canlı bir kanıtıydı. Projenin tamamlanmasından bu yana geçen yıllarda, teknolojik ilerlemeler hız kesmeden devam etti. Yeni nesil dizileme teknolojileri sayesinde, genom dizileme maliyetleri dramatik bir şekilde düştü ve hızı arttı. Bir bireyin genomunu dizilemek, artık günler içinde ve makul maliyetlerle mümkün hale geldi. Bu gelişme, genetik araştırmaların ve uygulamaların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme teknolojilerinin keşfi, genetik mühendisliği alanında devrim yarattı. Bu teknoloji, genlerin doğrudan ve hassas bir şekilde düzenlenmesine olanak tanıyarak, genetik hastalıkların tedavisinde ve tarımsal biyoteknolojide yeni ufuklar açtı. Ancak bu güçlü aracın kullanımı, etik ve güvenlik açısından dikkatli bir yaklaşımı gerektiriyor. Günümüzde, genetik biliminin sunduğu olanaklar sayesinde, insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz sağlık, çevre ve beslenme gibi küresel sorunlara çözüm bulma konusunda önemli adımlar atılıyor. Ancak bu süreçte, teknolojinin etik kullanımı ve toplumsal kabulü için geniş kapsamlı tartışmaların ve düzenlemelerin yapılması büyük önem taşıyor. Değerli izleyiciler, bu bölümümüzde insanlığın genetik şifresini çözme yolculuğunu ve İnsan Genom Projesi'nin bu yolculuktaki kritik rolünü ele aldık. Bu proje, sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda insanın kendini ve çevresini anlama çabasının bir sembolüdür. Bilimin sınırlarının her zaman genişleyebileceğini ve insan merakının gücünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bir sonraki bölümümüzde, yaşamın temel taşı olan DNA'nın yapısı ve işleyişini anlatmaya çalışacağız. DNA'nın nasıl çalıştığını, genetik bilginin nasıl aktarıldığını ve bu süreçlerin yaşamımızı nasıl şekillendirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Bilim ve keşif dolu bu serüvende bizlerle kalmaya devam edin. Sonsuz Anlatılar kanalı olarak evrenin sırlarını ve insanlığın büyük hikayelerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.